olan bir model işlemesi. Sizler istediğiniz şekilde bunları işleyebilirsiniz. Bakın bu yeleğimizin yapımını paylaşmış olduğum yeleğin isterseniz aynı desenden karşı tarafa koyabilirsiniz. Veyahut da benim yaptığım gibi yukarıdan çiçeğimizden getirerek bu şekilde dallarından çalışarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Burada işleme tekniklerinden göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada ben çiçeklerimizden yaptım. İsterseniz sap işi olan yerleri önceden yaparak çiçekler üzerine çalışabilirsiniz. Veyahut çiçeklerimizi yapıp hemen altından başlayarak sap işlerimizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizlere çalışmış olduğumuz başka bir modelde üzerine yaparak göstermek istiyorum. Ben arkasından başlayarak önden de başlayabilirsiniz ama ben düğüm attım. Arkasından başladım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbimin izniyle başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki desenleri gelişi güzel yapraklar çıkartabilirsiniz. İsterseniz desen kağıtlarını fotokopi kağıtları oluyor arkadaşlar. Altına koyarak onlarla da desen çalışıp üzerine istediğiniz şekilde işlemeler yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar arkada ipimi sabitledim. Sap işi olarak buradan başlıyoruz. Bakın tekrar iğnemizi bu şekilde diğerinin ortasından bunların farklı teknikleri de var. İnşallah onları da zamanla göstereceğim arkadaşlar. Bu Rokoko Brezilya nakışlarını birçok vitrin takımlarında, işlemelerde, masa örtülerinde de farklı ipler kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yapımı çok kolay. İstediğiniz şekilde dallarımızı çalışabiliriz. Bu yeleğimiz gibi biraz daha farklı şişli örmüş olduğum yeleğin de yine üzerine bu tür çalışmalar yapmıştım arkadaşlar. Prenses bebek yeleği olarak o da tasarım bana ait. İşlemeli prenses bebek yeleği olarak baktığınızda ondan da beğenirseniz onun işlemeleri de buna benzeyen çiçeklerimiz var. Onlardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar gibi bu taraftan buradan her istediğiniz yerlerden yaprak çalışmanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen ben tekrar model olduğu için geri dönerek buradan da yine nasıl dal çıkartabiliriz onu göstereceğim. Hemen kenarından arkadaşlar bu çiçekten karşılıklı diğer tarafına çalışacaksanız bu tarafa yaptığımız dalları diğer tarafında öbür tarafa doğru yönünü işleyeceğiz. Bir de buradan tunus işinde kenarından veya önünden sayalım kaçıncı karede bu çiçeklerimizi koyduysak alttan da yukarı doğru sayarak işaretleyelim ve o şekilde işlediğimizde ikisi de aynı yerde denk gelecektir işlemelerimiz. Ben bir iki tane de burada yaparak tekrar hazırlamış olayım.
Bakın bir de küçük kolay yaprak da gösterelim. İğnemiz burada, ipimiz de bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Daha büyük isterseniz biraz daha ileriden iğnemizi çıkartalım. İster sadece bu şekilde bırakabilirsiniz ya da içinden çıkartıp yaprağımızı yapabilirsiniz. Bakın bir de diğer içinden çıkartmadan yapmış olduğum, geri dönmeden sadece bu tepesinden tutturduğumuz yaprağımız. Dallarını, yapraklarını bunun gibi veya daha da farklı çalışmalar yaparak hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yine alizenin simli iplerinden, evde olan iplerden bir tanesi. Çiçeğimizi o şekilde göstereyim. Yün olarak siz hangi iplerden varsa veya işleme iplerinden de kullanabilirsiniz. Biraz bu tür ipler takılabiliyor. Arkadaşlar bakın. Biraz önünden çıkarttırdım. Buradan arkadaşlar ipimiz karşıdan çıkmış olarak biz de iğnemizi bu taraftan alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane, yeri az olduğu için 8-9 tane olması yeterlidir. Daha uzakta yapacaksanız, ileri doğru alırsanız biraz sayılarını daha fazla yapın arkadaşlar. Bu şekilde sardıktan sonra iğnemizden geçiriyoruz arkadaşlar. Biraz simli olduğu için takılma yapabiliyor. Tekrar bakın aynı yerden çıkartıyorum ipimi. Yanına bir tane daha. Bir, iki. Bakın arkadaşlar burayı göstermek istiyorum. İğnemiz, yeni öğrenen kardeşlerimiz varsa iğnemiz bu şekilde tutuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Birden de çekebilirsiniz. Yavaş yavaş da tutarak bakın dibinden tuttuğunuz zaman içinden ipler çıkacaktır. Bu şekilde arkadaşlar etrafını bu yapmış olduğumuz güller gibi bakın burada bir sırasını ilmek atma tekniği yapmıştım bu ortadaki tohum olan yerin. O modelimizi de gösterelim sizlere. Bir çiçeğimizi de yine diğer türlü gösteririz. Bakın iğnemiz, ipimiz önde arkadaşlar. İğnemizin ipi arkada. İlmek atarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Arkadaşlar bakın bunun ortasından karşı taraftan çıkartmıştık. İpimizi çekiyoruz. Dibine sabitliyoruz. Tekrar yaptığımız yerin orta kısmından iğnemizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın biraz daha bu tarafından bu şekilde etrafını döneceğiz. Bu ilmek atarak yapmış olduğumuz, diğer türlü de altta sararak yapmış olduğumuz arkadaşlar. Bunun bir sırasını böyle yapacağım. Etrafını diğer türlü yapacağım ama sizler tamamını da bu şekilde ilmek atarak da yapabilirsiniz.
Arkadaşlar bakın ben aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Ve burada ipimi sabitledikten sonra tekrar diğerinin ortasından iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde karşıdan bakın iğnem buradayken tekrar ilmek atarak bu şekilde etrafını çiçeğimizin dolaşıyoruz. Bunu istediğiniz sırada da yapabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, isterseniz burada ortasında boncuk veyahut da farklı renkten tohum işi de çalışılabilir. Bir de burada arkadaşlar küçük bir tohum göstermek istiyorum. Burada bir dalımız vardı. Hemen bakın dibinden. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane yeterli olacaktır. Bakın buradan da eğer birden çıkmazsa bile böyle yavaş yavaş tuttuğunuzda iğnenizi çıkacaktır. Bakın burada da küçük tohum olan çiçeğimizi yaptık. Tohumlarımızdan. Ben tekrar burada arkasından sabitliyorum arkadaşlar. Bunu daha az sararak daha küçük veya çok sarıp da daha büyük de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tane çiçeğimizi bu şekilde çalışmış olduk arkadaşlar. Bir de bakın buradaki gibi hiç düğüm atma, ilmek atma tekniği değil de sadece sararak yapmış olduğumuz çiçeği çalışalım. Bu tarafında da yarım dal olarak çalışmış olduğumuzu. Bunları kısaca sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın bu tunus işi, ilik açma tekniği ve bu lastiğimizi yine kanalımızda mevcut arkadaşlar. Ben diğer ipimden takarak öbür çiçeğimize devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir de diğer renkten çalışmak istedim. Bu da yine alizemizin desenli olan alize markasının desenli olan iplerinden. Bunlarla da gayet güzel çalışmalar oluyor arkadaşlar. Hem yaprakta hem de yine bu tür çalışmalar güzel oluyor. Normal yere görmüştüm bu iplerden. Arkadaşlar burada yine bakın ipimizi karşıdan çıkartıyoruz. Buraya daha sonra dal işleyeceğim. Sizlere göstermek için bu çiçeğimizi de yapalım. Bakın iğnemizi ipimizi karşıdan çıkarttık. İğnemizi de bu şekilde karşıya doğru tutarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 veya 10 tane olabilir. Yapıyoruz. İpimizi bu şekilde arkadaşlar çekelim. Yanından tekrar çıkartıyorum. Bir tane de yanına yapıyoruz aynı şekilde. 10 kere doladıktan sonra diğerinde yapıyoruz. Bakın ipi çektiğimizde toplanıyor arkadaşlar. Bakın buranın ortasından
alarak etrafını, diğerinde ilmek atarak bu şekilde yapmıştık. Bunda sararak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 tane sardırdım arkadaşlar. Bunların sayılarını çok veya az da yapabilirsiniz. Bakın dibine batıyorum. İpimizi çektikten sonra yine ortasından çıkartarak iğnemizi karşıya geçiyoruz ve bu tarafından tekrar. Bakın arkadaşlar. Yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12 olabilir, 15 olabilir. 15 tane yaptık. Bu şekilde parmağımızdan tutarsak daha çabuk ipimiz toparlanır arkadaşlar. Tekrar diğerinin ortasından çıkartıyorum iğnemi. Bu şekilde etrafını dolaşarak buraya kadar gelelim. Arkadaşlar bu ortasına yapmıştık. Etrafını da bu şekilde çevirdik. Eğer bunun daha da büyük olmasını istiyorsak sayılarını artırıyoruz. Aynı şekilde diğerinin ortasından çıkartarak 15 ise 20, 25 yerine göre daha fazla da yapabilirsiniz. 2, 23, 24, 25. Arkadaşlar iğnemiz ince ve uzun olursa daha iyi olur. Eğer iğnemizden bu şekilde ipimiz zor çıkarsa hafif oynatarak bakın ve çekip hafif oynatınca buradaki yapmış olduğumuz sarmış olduğumuz ipten rahatlıktan geçecektir. Bu şekilde diğerinde yaptığımız gibi bunun etrafını da aynı şekilde diğerinin ortasından çıkartarak sayılarını fazlalaştırarak dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu şekilde bir sıra daha gittik. Burada isterseniz bir tane daha yapabilirsiniz veyahut da bu şekilde bırakabilirsiniz de. İpimizi arkada sabitledikten sonra kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada yaprağımızı sizlere göstermek istiyorum. Bakın ipimizi arkada sağlamlaştırdıktan sonra bu şekilde çiçeğimizin yan tarafından çıkarttım. İstediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz arkadaşlar her ikisinde de. Bakın burada isterseniz biritli olarak yapabilirsiniz. İster sadece bu şekilde sararak da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 10 11 2 23, 24, 25 tane yaptım. Bunları fazla veya eksik olabilir arkadaşlar. Bakın buradan ipimizi düzelterek çekiyoruz. Bu şekilde yaprağımızın bir tarafını yaptık. Yine diğer tarafından çıkartıyorum iğnemi. Biraz daha bu tarafından arkadaşlar her iki tarafını yaparken de burada da aynı işlemi yaparak içinden geçiriyoruz. Bu tür süslemeleri bebek battaniyelerinde, kırlentlerde, örgülerde, hırka kazaklarda her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar.
takılma yapabilir bakın arkadaşlar. Alttan düzelttiğimizde ipini, burada düğüm olabiliyor sararken. Bunu düzelttikten sonra çektiğinizde gelecektir. Arzuya göre burada küçük bir tohum da yine yeşilden veyahut yan tarafından çıkartarak daha küçüğünü yapabilirsiniz arkadaşlar. 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar burada da yine ister bu şekilde ister biraz önce burada sardığımız şekliyle de yapraklarını sararak yapabilirsiniz. Bir de bunun daha küçük halini burada hemen küçük bir çiçek olarak çalışalım. Arkadaşlar burada bir de dalımızdan tekrar uzattım. Bakın burayı birleştiriyorum ve tek yanından ortaya yakın bir yerinden çıkartıyoruz ipimizi. Buradan değil de biraz daha bu tarafından yapıyoruz. Biraz önce birit atarak bu şekilde yapmıştık. Burada da normal olarak sarıyoruz. İki, 13, 14, 15, 16. İki, 23, 24, 25. Bakın arkadaşlar bu şekilde iğnemizi hafif dibini tutuyoruz. Hafif bu şekilde oynatırsanız daha rahat çıkacaktır. Ya da birden de çekebilirsiniz. Burada toplanmalar olabilir. Bakın bu dibini düzelttikten sonra çekiyoruz ve sabitliyoruz. Diğer tarafından bu biraz daha ince oluyor arkadaşlar. Yapılışları çok farklı değil. Bakın ortanın biraz daha bu tarafından çıkartıyorum. Yine aynı şekilde buradaki yaprağımızın dalını da yaprağımızın bir tarafını da yaparak burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz yaprak çalışması tekrar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada tekrar dibinde yapmak isterseniz bunu hepsinde de yapmayabilirsiniz. Tane yaptım. İpimizi 10 tane sardıktan sonra bakın hemen dibini bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Bakın burada bir de diğer yaprağımızdan hemen göstereyim. Üstten çıkıyoruz. Hemen kenarından iğnemizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha büyük çalışacaksanız bunu biraz daha uzun başlayabilirsiniz. Bakın ipimiz burada. Biz diğer tarafından. Bu da farklı bir yaprak çalışması. Bu modelde ve farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Bakın burada ortasından batıyoruz. Yine istediğimiz boya gelene kadar yapraklarımızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir de farklı olanı var. İnşallah başka videolarımızda sizlere farklı çalışmalarımızdan yüklemeye devam edeceğiz. Bakın bu şekilde kare şeklinde bu modelden veya düz olarak şişte veya tunus içinde yaparak aralarına bu tür çiçeklerle çok güzel bebek battaniyesi, kırlentler yapabilirsiniz arkadaşlar.
Burada da bu tür bir yaprağımız oldu. Bunu daha büyük isterseniz daha büyük de çalışabilirsiniz. Burada da küçük bir çiçek çalışmamız olacak arkadaşlar. Hepsinden göstermek istiyorum. Bunlara bakın. Bu da yine farklı bir dal çalışması. Bu yaptığımız dallardan tepesinden inerek her iki tarafından indiğinizde bu tür yaprağı da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada çalışmış olduğum bakın buradaki daha küçük olan çiçeklerden, goncalardan çalışalım. Sizler dediğimiz gibi her türlü süslemeler yapabilirsiniz. Daha büyük veya küçük. Ben tekniklerini sizlere göstermek istedim. Eğer bu modelin aynısından yapmak isterseniz ekran resmini çekerek ona göre bakarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğerlerinde yaptığımız gibi ortasına yine 10 tane, 9-10 tane sararak yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yanına yapıyoruz. Dibine batıyorum. Bakın arkadaşlar bu taraftan çıkartarak. İsterseniz bunu hem buradan bir tane, diğer tarafından da bir tane yaparak da yapabilirsiniz. Bir de diğer tarafından yapıp biraz fazla saracağız arkadaşlar burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 tane kadar yaptım arkadaşlar. Sarmasını. Bakın çektik. İpimizi sabitledikten sonra ortasından çıkartıyorum arkadaşlar. Burada küçük olanda çalışmış olduk. Bu aralarda isterseniz bu şekilde yine tohumlar da yapılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar küçüğünde de yine aynı bunda yaptığımız gibi yapıyoruz. Burada biraz daha sarıyoruz. Tekrar sarayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 tane de yeterli olacaktır arkadaşlar. Diğer tarafını da yaparak bu şekilde tamamlıyoruz yaprağımızı. Burayı yapayım arkadaşlar. Burada diğer bunun yaprağı nasıl oluyor? Hemen küçük bir kısmında çalışalım. Arkadaşlar goncamızı da tamamladık. Buradaki yaprak çalışmasını da yapalım. Bakın burada yine aynı biraz ilerisinden çıkıyorum. Daha büyük yapacaksak biraz daha da ileriden çıkaralım iğnemizi. Bu şekilde
10 tane yaptım. Çok büyük çalışmayacağım yaprağı. Bunların sayılarını eğer daha büyük yapacaksanız arkadaşlar daha fazla yapalım. Bakın hemen biraz altından çıkartıyorum. Bu şekilde 11-12 tane de bu tarafa yaptık. Evet arkadaşlar, dibinde biraz bolluk kalmış. Bakın bunu düzeltip tekrar çekeceğiz. Bu şekilde kenarlarından bir bu taraftan bir o taraftan alarak yaprağımızı bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. 12 Arkadaşlar, videolarımız yüklenmeye devam ediyor. Sizler de bizleri takip etmek isterseniz elemeklerim16 Instagram ve Pinterest'ten de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de yaptığımız videolardan beğendiklerinizden sizler de paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olarak da